Merhaba dostlar. Bugün aslen 22 Nisan, yarın 23 Nisan o büyük, kutlu, ulu, yüce bayramımız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın yıl dönümü olacak. Ben Mimar Sinan, tarihi Taşköprü'nün Büyükçekmece diyorum ya size hep en batı noktasıdır İstanbul'a göre baktığımızda hani Tekirdağ Çorlu'ya doğru varmadan o noktadayız. Tam da köprünün ortasına geldim. Daha önce yeni yılda da bu baş tarafında arka tarafında çekmiştik hatırlarsınız ve bugün belediye başkanımızın yurt dışı ile ilgili de ve sivil toplum örgütlerine bir iftar yemeği olacak. Onun için buradayız davetli olarak katılıyoruz. Bugün paylaşmak istediğim aslında köprüler birleştirir ya, geçiştir. Dünden bugüne. Dününü bilmeyenler yarını kuramazlar. Çocukluğumda en güzel işte yarın nasip olursa onu da paylaşırım. İlk şiirimi ilkokuldayken Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın o Elif kanısıyla beraber yorumlamaya çalışmıştım ilkokuldayken. Şimdi gene büyük ustadan. Savaşın içerisinde doğmuş, 1914 doğumludur Fazıl Hüsnü Dağlarca, rahmet olsun. Onun dizeleriyle seslenmek istiyorum yarına doğru geçiş yaparken. Bu güzelim İstanbul'un o güzel mekanından, tarihi yerinden ki geçişimiz güzel olsun, daim olsun. Çünkü 2023 100. yılımız olacak. Ölümsüzler. Burada dağ ve ses duyulur uğultusu gökyüzünde, gökyüzünden. Burada zaman ve su. Burada toprak toprak. İlk insanlardan beri gücü yaratılışın. Burada kanatları kopan kuş uçmakta. Yıldızlara yerlerle yok olmuş. Nasıl da belli, nasıl da belli güzelliğinden, karanlıkta, sıcakta, nurda. Özdeklerden özdeklere geçen şey burada. Karşı koymuş tutsaklığa, çirkinliğe, karanlığa, geriliğe hep. Çirkinliğe, karanlığa, geriliğe hep. Burada doğar yüce gün, burada. Burada bütün ölümsüzleri. Yeryüzünün. Burada bütün ölümsüzleri. Yeryüzünün. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın o kadim bilge şiirlerinden sadece bir tanesini paylaştım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Kutlu, onurlu olsun. Anlamını ve içeriğini daha iyi anlayacağımız günlerde tekrar bunu paylaşmak ümidiyle diyorum efendim. Hoş kalınız. O içinizdeki sadece çocuklara değil, o adı üzerinde egemenlik çocuklara armağan edildi. Tıpkı 19 Mayıs Samsun'dan çıkışının gençliğe armağan edilmesi gibi tüm milli bayramlarımızın bir anlamı tarihi özellikle seçilmiştir Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından. O içinizdeki çocuğu da kaybetmeden yaşatarak daha nice bayramlara hep birlikte evrilelim geçelim efendim. Sevgiyle hoş kalınız. Kutlu olsun 23 Nisan bayramımız. Yarın tekrar birlikte olacağız. Hoş kalınız.